Özge, yaz bakalım, konuyu buldum. Ya anlatsan önce. Ya zaman kaybetme, yaz işte. Sanki aklına benimkinden daha iyi bir fikir gelecek de. Tamam tamam, hadi başlayalım. Çok sabaha kadar bitiremeyeceğiz. Hakan'la Volkan birlikte çalışan iki arkadaştır. Hayırdır Volkan? Hiç hayır değil abicim. Her şey bitti. Ne bitti? Biz bittik. İflas ettik. İflas mı ettik? Nasıl olur? Şu Şahan denen iş adamıyla yaptığımız anlaşma. Adam bizi oyuna getirmiş. Her şeyimize el koymuş durumda. Artık hiçbir şeyimiz yok. Üstüne üstlük adama borçlu çıktık. Volkan, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Maalesef. Avukatın yanından geliyorum. Çok büyük bir oyuna kurban gittik kardeşim. Bakıyorum. Hala ofisi boşaltmamışsınız. Siz de kimsiniz? Borçlandık mı? Hapse girmek istemiyorsanız şu bana olan borcumuzu en kısa zamanda ödemeniz gerekiyor. İyi ama her şeyimize el koyduysanız biz nasıl ödeyeceğiz? Orası beni hiç ilgilendirmez. Ödeyeceksiniz, o kadar. Şimdi de efsanesine geçelim. Bu iflası ve fakirleşmelerini evde de görmeliyiz. Evet. İyice zor duruma düşsünler. Ya komedi yazsaydınız daha eğlenceli olmaz mıydı? Komedi yazmak o kadar kolay değil kızım. Dramdan şaşmayacaksın. Tamam o halde. Ev sahnesine geçiyorum. Buyurun. Haciz için geldik. Haciz mi? Lütfen işimiz uzun. Gelin bana şey olur. Bütün evraklar burada. Tamam. Bir dakika. Evet, buradan başlayalım. Bir dakika. Lütfen. Lütfen beni dinleyin. Bir dakika bırakın. Şunu da. Bir dakika. Hay Allah. Telefonu kapatmanın şansı mı? Lütfen. Lütfen dokunmayın. Bırakın onu. Nasıl olur? Lütfen. Bir dakika bekleyin. Tayfun Beyciğim. Kapıdaki kamyonu gördüm. Taşınıyor musunuz yoksa? Bir yanlış anlaşılma var galiba. Beyler haciz memurları. Hayal ne olmuş, bekleyin. Taşınıyorlar mı? Ah, sorma, haciz gelmiş. Ay, değil mi? Ah, onu bırakın ama. Onu bırakın. O benim Tayfun Bey'e hediyem, asla bırakmam. Kusura bakmayın hanımefendi, almak zorundayız. Ne alması? Şimdi polis çağırırım. Çağırın hanımefendi. Hatta benim için daha iyi olur. İşimi daha rahat yapayım. Rica ederim, bırakın Kulli Hanım. Bırakın da bu utanç tablosu bitsin artık. Bu utanç tablosu bir an önce bitsin. Son cümle biraz saçma oldu ama neyse. Yağmur, gülmesene ya. Sen de her şeye bir kusur bulma Özge. Çok biliyorsan kendin devam et. Ederim, ne var? Ya sen gel yaz biraz da ben söyleyeyim. Bana göre avuç. Kalk, al. Bitti mi senaryonuz? Anne ya, daha başındayız. Ama geç oldu yavrum. Anne, cuma günü yetişmesi gerekiyor. Emin yüzünden son iki günümüz kaldı. Hiç de değil. Ben sana hafta başından beri yazalım diyorum. Sen yanaşmadın. Konu bulamadık bir türlü, ne yapalım? Tamam tamam, tartışmayın da bitirin şunu hadi. Olmazsa sen bu gece burada kalırsın Özgeciğim. Tamam. Emin'in yatağında yatarım. Başka derdin? Emre, kapa çeneni de yazın şunu. Hadi çok büyümüş, söyle bakalım. Tayfun arkasını dönerek... Sağ olasın bakmış sultan. Afiyet olsun. Çocuklar nereye kayboldu bir anda? Yukarıda ödev yapıyorlar. Emre ve Özge öğretmenleri aynı gruba koymuş.
beraber senaryo yazmaları gerekiyormuş. Bu yaştaki çocuklar ne anlar senaryo yazmaktan? Merak etme, her şeyden anlar onlar. O da doğru ya. Koca sınıfta öğretmenin ikimizi aynı gruba koyduğuna inanamıyorum. Haklısın, şaka gibi. Seninle değil senaryo, ciklete girecek mani bile yazabileceğimize inanmıyorum. Ay çok komik. Hayır, komik değil. Seninle ancak korku filmi yazabiliriz. Çok it adında bir film. Başrolünde de sen. Gözlerinde buz mavisi ya. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sen öyle dur, ben sana ilham alıp yazarım. Kafamı kızdırma Emre. Yoksa seni öğretmene söylerim. Aman aman, bu da her şeyde. Babana söylerim, öğretmenine söylerim, anneme söylerim. Gıcık, ne olacak? Çocuklar susun artık. Siz böyle sürekli kavga ettiğiniz sürece bu senaryo hiçbir zaman bitmez. Bence de. Bakın, madem bu ödevi yapmak zorundasınız, hiç olmazsa ödev bitene kadar barış imzalayın. Ve süper bir senaryo yazıp iyi bir not alın. Evet ya, hadi başlayalım. Tamam tamam. Benim ödevim bitti. İsterseniz yardım edeyim. Makbuş sayesinde film kültürüm çok gelişti. İyi olur. Şimdi biz birbirimizin söylediklerini itiraz edip duracağız yoksa. Önce parlak bir konu bulmalıyız. Ben aşağı inip bizimkilere bir akıl danışayım. Belki güzel bir fikir verirler. Bu arada siz de düşünün, boş boş oturmayın. Emredersin. Ya bir şey diyeceğim. Bizim senaryo ödev için aklımıza bir şey gelmiyor. Belki siz bir fikir verirsiniz ha? Gel bakalım Biço. Bende senaryo çok. Otur şöyle. Ben anlatayım, sen yaz. Hah. Yakışıklı, karizmatik, çelik bakışlı bir kaptan var. Adı Tufan. Bu çelik bakışlı kaptan size de tanıdık geliyor mu? Ne gülüyorsun, dinlesene. Somali açıklarında o gemiye korsanlar saldırıyor. Tayfun kaptan... Tufan değil miydi kaptanın ismi? Aman her neyse işte. Korsanlar gemiyi ele geçirip bütün mürettebatı öldürüyorlar. Tufan kaptansa kanının son damlasına kadar dövüşmeye hazır ama... O da ne? Nasıl buldun bakalım? İyi dede, de bu çok kısa. Ama etkileyici bir senaryo, öyle değil mi? Bilmem. Başka önerisi olan var mı? Ay, benim bir önerim var. Bir kadınla bir adam evlidirler. Birbirlerine deliler gibi aşıktırlar. Adam bir müddet sonra ölür. Ama hayaleti sürekli kadının yanına gelir. Ondan vazgeçememektir. Ya bu Ghost'un yani hayalet filminin senaryosu değil mi? Yani simgeci. Nana, senin bir fikrin var mı? İnsan olmak isteyen bir bez bebek varmış. Çünkü dünyada bir adama aşık olmuş. Ya bu çok fantastik bir hikaye. Ama çok ilginç. Sonra?
Sonra adam kıza aşkını söylemiş söylemesini ama kızcağız tam bir insan olamadığı için adamı reddetmek zorunda kalmış. Saçma, çok saçma. Sus bence Nana. Kızım, film uyduracağınızda şu televizyonun sesini açsanıza. Çok güzel bir film var şimdi. Aa, bu filmi izlemiştik ya biz. Bak, bu adamla bu kız birbirlerini seviyorlar. Ama kızın babası çok kötüydü, öyle değil mi? Evet. Makbuş, biz bunu en az 5 kere izledik. Olsun, ben çok seviyorum. Uyudum galiba. Kaptan, gel de ben senin bir ifadeni alayım ha. Hadi. Sen ne zaman öğrendin tablo oynamayı da benim ifademi alacaksın ha? Bunlar her yeri kaplamışlar. Biz bunları nereye asacağız? İyi de bu bizim fikrimizdi. Kızlar, ne haber? Kötü haber. Her yere afişlerinizi asmışsınız. Bize yer kalmamış. Vallahi sizin seçmenleriniz sürekli kızlar tuvaletinde. Bence oraya asın. Çak. Hayır efendim, buraya asacağız. Kızım dursana. Ne yapıyorsun? Çekil. Ne yapıyorsun? Bırak. Burası da kulum anlatmıyor. Bir numara boş altın hiç olmazsa. Bırak. Önce gelip atlaydınız. Senin... Allah Allah. Kızlar. Bırak. Oh. Oluyor be. Dur. Arkadaşlar gel. Ben atacağım buraya. Deniyorum ama. Ya bırak ya. Bırak ya. Nasıl bırak ya? Ya. Ne oluyor burada? Ne oluyor dedim? Siz ikiniz hemen buraya gelin. Ya bıraksana kızım be. Bir de erkek olacaksınız. Neden kaba davranıyorsunuz kızlara? Böyle yapmaya devam edersen diskalifiye olursun ona göre. Ama müdüre hanım, taraf tutuyorsunuz. Biz afişlerimizi gelip erkenden asmışız. Kızlar gelip ne diye söküyorlar? Ama teyze. Ama müdüre hanım. Bütün duvarları kaplamışlar afişleriyle. Ben propaganda mı nasıl yapacağım? Sen de başka yer as. Nereye? Sanki yer varmış gibi. Ay! Kesin tartışmayı. Başım ağrıdı ya. Vallahi migrenim tutacak şimdi. Bu işi daha fazla uzatmayacağız. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Yarın sabah seçim olacak. Yarın mı? Evet, yarın. Bu iş uzadıkça siz birbirinizi yiyeceksiniz. Hadi şimdi doğru sınıfınıza. Bak, sizin yüzünüzden ne oldu? Bizim yüzümüzden mi? O tatlı kızlar çeteniz aslında cadı kızlar çetesi. Bunu görmüş olduk. Kesin dedim. Çıkın dışarı. Hadi. Kızlar, seçim yarın olacak. Ne? Ne? Ne diyorsun? Daha afişlerimizi bile asamadık. Daha hiçbir çalışma yapamadık. Hayatta kazanamazsın. Delireceğim ya. Duvarlara afiş asmak bizim fikrimizdi. Nasıl akıl ettiler hemen? Sen göreceksin sen. Kızlar yapacaklarını duyuramayacak. Ve seçimi ben kazanacağım. Sayemde. Aferin. Bu afiş fikrini bize yetiştirmeseydin hayatta aklımıza gelmezdi. Kızlar tam bozum oldu ha. Evet. Çok komiklerdi. Senin neyin var Emre? Neşen yok gibi. Babamla Nana biraz tartıştı da. Nana bir süreliğine akrabalarına gitti. Üzülme, geri gelir. Umarım. Vay küçük sıçan vay. Demek bizi sırtımızdan vurdun ha? Bizim ajanımız sanıyorduk ama o erkeklerin ajanıymış. Vay be, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böylesi görülmemiştir. Nasıl da iki taraflı oynadı bacaksız. Ama görür o gününü. Ay!
kaldırın. Demek ajanlık yaptın ha? Demek bizi sattın. Peki biz sana ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksınız? Soyalım, koridorda öyle gezsin. Don paça. Yok daha neler. Çiğ çiğ yiyelim. Anneciğim! Kaşıntı tozu da gelin. Bütün gün kaşınsın perili köpekler gibi. Özge! Ya Petek, bırakın beni ya. Demek seni bırakmamızı istiyorsun. Peki, tamam. Bırakırız. Ama bir şartla. Neymiş? Erkeklere gidip kızlar aralarında para toplayıp seçmenlerine CD dağıtacaklarmış diyeceksin. Eğer ağzından başka bir söz çıkarsa inan bana seni çok fena yaparız. Yok yapmayın. Başım döndü. Tamam. Söyleyeceğim. Yalnız bu konuşmadan erkeklerin asla haberi olmayacak. Unutma, bizim de ajanlarımız var. Bu CD meselesi de ne? Görürsün. Futbol sahası yaz. Yaz. Kazanacağız kanka, süper olacak yani. Hey millet, toplanın. Hadi. Kızlar gelmedense haberlerim var. Aslanım benim, hadi çabuk anlat. Kızlar aralarında para topluyorlar. Seçmenlere CD dağıtacaklarmış. O halde onlardan önce davranmalıyız. Evet, doğru söylüyorsun. İyi de CD az buz para değil ki. Hadi bakalım beyler, tüm açtıklarınızı sökülün. Pamuk eller cebe. Hadi. Ver. Sen de. Tamam. Özer. Hadi Özer. İyi ama ben bisiklet alacaktım. Özer, bu ölüm kalım meselesi. Bisikletin sırası mı şimdi? Para yanında mı? Maalesef. Hadi çabuk. Ya çabuk. Özer hadi. Ya. Özer. Bisiklet de gitti ya. Çekil. Öldüm be. Oğlum geldiler. Ne oluyor? Benim de canım çıktı. Seçimden önce bunları hemen dağıtmalıyız arkadaşlar. Gitti bisiklet parası. Gitti. Ne var? Benim de laptop param gitti. Oğlum ya, abartmışsınız. Bizim paralar bu CD'lere mi gitti şimdi? Ne yapalım? Bu iş ölüm kalım meselesine döndü. Aa, hayrola? Ne yapıyorsunuz? Sakın ağlama. Çünkü sizin asla aklınıza gelmeyecek bir şey yaptım. Evet. Bu oyun, film ve müzik CD'lerini seçmenlere dağıtacağız. Ve tüm oyları toplayacağız değil mi beyler? Evet. 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 Toplayacağız. Hay Allah. Demek bütün paranızı bu CD'lere yatırdınız, öyle mi? Evet. Bütün paramızı. Allah bilir, listeyi de Emre vermiştir. Yani CD'lerin listesini. Nasıl ya? Olmaz. Nereden biliyorsunuz? Çünkü biz o listedeki CD'leri dün okul çıkışı herkese dağıttık. Başı boşuna almışsınız. Ne? Ne diyorsun ya? Emre, seni tek lokmada yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben de. Bu kadar. Bisiklet. Emre. Eyvah, şimdi yandık işte. Bıraksana. Bırak. Tamam. Gel buraya. Durdursana be. Selim. Yaktın bizi. Dur oğlum. Demek rüşvet olarak CD dağıtacak ha? İşte buna asla izin vermem. Sen hiç merak etme kızım. Hadi bakalım seçim sandığının başına. Hadi. Evet. Bakalım öğrenci temsilcisi olarak kimi seçti? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selim. Petek. Selim. Petek. 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 Selim.
Tek tek. Hey tek. Hey tek. Hey tek. Senin. Senin. Açıklıyorum.